Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde paralel kenarda alan konusunu işleyeceğiz. Dersimizle ilgili dokümanlara videolarımızın altındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Evet paralel kenarda alan bulurken arkadaşlar hemen şunu yapıyoruz. Eğer taban olarak A tabanını alıyorsanız arkadaşlar taban olarak A tabanını alıyorsanız o halde ne yapmanız lazım arkadaşlar? Yükseklik olarak da bu tabana inen yüksekliği almamız gerekiyor. Taban olarak A'yı aldıysak yükseklik olarak da nereye alacakmışız o halde? Bu arkadaşlar gördüğünüz H A'yı almamız gerekiyor. Peki alan ne olacak? Buradan da A çarpı H A olarak hesaplayacağız. Eğer taban olarak B tabanını alıyorsam arkadaşlar o halde B tabanına inen yüksekliği almam gerekiyor. B tabanına inen yüksekliğimizi de H B olarak alırsanız alan ne olacak? B çarpı H B olarak hesaplarız. Geldik diğer bir özelliğimiz arkadaşlar. Bu özelliğimizde de yine alan için mesela köşegenler kesişimde alfa açısı verdiyse bu durumda alan ne eşit oluyor? Köşegenler uzunluğunun yarısının sinüs alfa ile çarpımına. Bunu daha önce nerede söylemiştik arkadaşlar? Daha önce bunu hatırlayın dörtgenler yamuk dörtgenler konusunda da söylemiştik. Herhangi bir dörtgenin herhangi bir dörtgenin alanını bulurken ne yapıyorduk? Köşegenler çarpımının yarısını Sinüs alfa ile çarpıyorduk. Yani köşegenlerin kesim noktasındaki açının sinüs değeriyle çarpıyorduk. Bütün dörtgenler için bu geçerli ise o halde paralel kenarı içinde bu durumun geçerli olması gerekir değil mi? Köşegenlerimiz neresi? AC ve BD arkadaşlar. Köşegenleri çarptınız. Yarısını aldınız. Ve şurada gördüğünüz alfa açısının da sinüs değerini almanız gerekiyor. Geldik diğer bir özelliğimize. Bu özelliğimizde arkadaşlar ne diyor? Alan ABCD bakın A kenarı B kenarı ve bunlar arasında bulunan açı verilmişse alfa açısı verilmişse o halde alanı nasıl alacaksınız arkadaşlar? A çarpı B çarpı sinüs alfa olarak alacaksınız. Peki biz bunu arkadaşlar nerede görmüştük hatırlayın. Üçgende şöyle görmüştük değil mi? Eğer şurası bir üçgen olduğunu düşünün. Şurası A, burası B olsa ya da şuradan da gösterebiliriz. Şöyle çizdiğimizde şu taralı alanı nasıl buluyorduk arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı üçgen konusunda A çarpı B. Bakın A ve B kenarlarının arasında kalan açıyı vermişse o halde bu ne oluyor? 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfa. Peki bu taradığım bölgeden kaç tane var burada? 2 tane. O halde bunun 2 katını almam gerekiyor. Dolayısıyla bu 1 bölü 2 kısmı ne yapıyor? Birbirini sadeleştiriyor. Gereği ne kalıyor arkadaşlar? O halde alan A, B, C, D için sadece A çarpı B çarpı sinüs alfa ifadesi kalır. Yani bu kuralımızın üçgende alan kuralından geldiğini hatırlayabiliriz. Şimdi paralel kenarda alanın bazı özellikleri var arkadaşlar. Paralel kenarın bir köşesi paralel kenarın alanını iki eş bölgeye ayırır demiş. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şu parçayla şu parça nedir? Birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla buranın alanı S ise buranın alanı da S'tir. Paralel kenarın köşegenleri paralel kenarın alanını dört eş parçaya ayırır demiş. Bu nereden söylüyoruz arkadaşlar? Paralel kenarın köşegenleri ne yapıyordu? Birbirini ortalıyordu, değil mi? Şimdi üst taraf parça için bakacak olsam buraya S desem burasının da ne olması gerekiyor? S olması gerekiyor. Şöyle yandan bakıyorum. ABD üçgenine bakıyorum. Bakın şu tabana ait olan alan S ise aynı yüksekliğe sahip bu tabana sahip olan alanın da S olması gerekir. Sonra şuradan bakıyorum. ACB'den bakıyorum. Bu Şurada çizdiğim arkadaşlar tabana ait olan alan S. ise Buranın da ne olması gerekir? S olması gerekir. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? 4 parçanın alanı da birbirine nedir? Eşittir. Peki. Bu da az önce söylediğimiz gibi arkadaşlar. Şöyle. A, e, B üçgenine bakacak olursanız. Yani şurada A, e, B üçgeninin alanı normalde nedir? AB kenarı çarpı H bölü 2'dir. Değil mi? Evet. Peki. Bütün arkadaşlar hmm. şeklin alanı neydi hatırlayın? Bütün ABCD'nin alanı içinde demiştik. Taban çarpı yükseklik, yükseklik h değil mi? Yani AB çarpı h de bize neyi veriyordu arkadaşlar? Alan ABCD'nin alanını veriyordu. Peki bizim AEB için, yani şu pembeyle taralı bölgenin alanı için ne dedik? Bölü iki kadarı dedik. Bakın bunda bölü iki kadarı demedik. O halde bu pembeyle taradığım alan Tüm şeklin ne kadarıdır? Yani tüm şeklin H çarpı AB'nin ne kadarıdır? Yarısı kadardır diyoruz. Demek ki bize şu içerideki pembe ama şu köşelerden gelmek şartıyla nerede bu? Karşıdaki herhangi bir hareketli nokta şurada da olabilir, şurada da olabilir. Burada kalan pembe bölgenin alanı tüm şeklin alanının yarısına eşittir arkadaşlar. Tam tersi de doğrudur. Yani ABCD'nin alanı içerideki pembe bölgenin alanının iki katı kadardır da diyebiliyoruz. Evet geldik arkadaşlar bu özelliğimize. Şimdi burada da şuna bakacağız. Burada bazı bölgeler vermiş gördüğünüz gibi. Şimdi ben P'den geçecek şekilde şöyle AD'ye paralel olacak bir doğru çizdim. Aynı şekilde P'den geçecek şekilde AB'ye paralel olacak bir başka doğru daha çizdim. Şimdi alanları göstereyim. Bakın şuralarda oluşan Dikkat edin şuralarda oluşan şekiller ne? Birer paralel kenar. Yani şuranın alanını arkadaşlar A derseniz buranın alanı da ne olur? A olur. Aynı şekilde buranın alanına B derseniz şuranın alanı ne olur? Çünkü bunlar arkadaşlar bakın şu doğruları ne seçtim? Yandaki kenarlara paralel seçtim. Bakın bunları paralel seçtik. Dolayısıyla şuralarda 1, 2, 3, 4 tane paralel kenar oluştu. Peki köşegenle ayrıldığı zaman paralel kenar ortadan ikiye bölünmüyor muydu? Evet iki eş parçaya bölünüyordu. Dolayısıyla burası C ise arkadaşlar burası da C oluyordu. Burası D ise burası da ne oluyordu? D oluyordu. Şimdi oluşan alanlara bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın S1 ile yani S1 dediğimiz neresi arkadaşlar? D ile C değil mi? D alanı ile C alanı. Bakın S1. S3 ne? A alanı ile B alanı. Peki S2 ne arkadaşlar? S2 bakın S2'ye bakacak olursak nedir? B ile C alanı. S4 ne? A ile D alanı arkadaşlar. Biz bunların bakın bunları böyle çiftli çiftli toplarsak dikkat edin bunlar ne oldu? Birbirine eşit oldu. Dolayısıyla S1 ile S3, S2 ile S4'ün alanları nedir arkadaşlar o halde? Toplamlar birbirine eşittir. Peki bütün alan nedir? 2 tane A var. 2 tane B var. 2 tane C var, 2 tane D var. Dolayısıyla 2 tane A, B, C ve D alanlarından oluşur. Peki A, B, C, D demek ne demekti arkadaşlar? S1 artı S3 değil mi? Ya da S2 artı S4. O halde tüm alan arkadaşlar kaç tane? 2 tane S1 artı S3 ya da 2 tane S2 artı S4'e eşit olur. Demek ki ne diyoruz o halde işin özü olarak arkadaşlar? Eğer şöyle içeride hareketli bir noktadan bakın, herhangi bir hareketli noktadan köşegenden gelen doğruları, bakın köşelerden gelen doğruları birleştirdiğinizde dört tane bölge oluşacak. Bunlar karşılıklı karşılıklı alanlar toplamları ne olacakmış? Birbirine eşit. Aynı zamanda bu alanların toplamı da bütün alanın yarısı kadardır diyoruz. Bütün alanın yarısı kadardır arkadaşlar. S2 ile S4 toplamı da S1 artı S3 toplamı tüm alanı yarısı kadardır. Geldik buna arkadaşlar. Şimdi burada da bakın ne diyor? Şu alanların hepsi eşittir. Diyelim ki arkadaşlar bakın ilk başta şuradan bir ne yaptık şöyle bir köşegen şuradan da alt tarafı göstermiyorum henüz şöyle çizdim şimdi şunların tabanlar aynı peki şuradan bir yükseklik uzunluğu çizsem şuradan bir yükseklik çizsem bu üçgenlerin yük, yükseklikleri eşit değil mi evet tabanlar aynı iken yükseklikler de eşitse bunların alanları da ne olacaktır eşit olacaktır burası esse burası da estir arkadaşlar Peki ne oldu şeklin yarısı? Bakın yarısı ne oldu? 2 kez O halde geldik bu tarafa. Şuralar da ortadan ikiye bölünecek şekilde. Ortadan bölecek şekilde bir doğru çizsem. Buranın ne oldu? Tabanlar eş oldu. Peki bunların arkadaşlar yükseklik uzunluğu çeksem bunların yükseklikleri aynı mı? Evet aynı yüksekliğe sahipse tabanlar oranı alanlar oranına eşitti. Tabanlara baktınız tabanlar da eşit. O halde bunun ikisinin de ne olması gerekiyor? Alanlarının eşit ve toplamının 2s olması gerekiyor. O halde buralarda da 2s es mi oldu? Evet. Tüm alan ne oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi o halde tüm alan 4s olduğunu gördük. Peki her bir bölgenin şu her bir bölgenin bakın ortadan bölecek şekilde ayırdığınızda bu her bir bölgenin alanları da ne oldu? Bu dört tane üçgenin her birinin alanı da birbirine eşit oldu. Evet geldik bir diğer durumumuz arkadaşlar burada şunu yapıyoruz bakın şimdi hemen şöyle bir Arkadaşlar şöyle bir paralel kenar çiziyorum şurası orta nokta olsun Burası da orta nokta olsun şuradan da bir köşe gel çizelim arkadaşlar Şimdi şöyle çizdiğimde Şuralar orta noktaysa Bakın buralar orta Ve bu da ne olsun alt tabanlar Şunlar birbirine paralel oluyor zaten Şurayı ortadan böldüğü zaman Şimdi e, üçgenler konusunda ne demiştik biz ya, Üçgen konusu Benzerlik konusunda arkadaşlar 1'e iki oranı değil mi 1'e iki oranının karesi bize neyi veriyordu Alanlar oranı Bakın yan kenarların Oranının karesi bize neyi veriyordu Alanlar oranını veriyordu. Yani siz şuranın alanını S derseniz tamamının alanının 4S olması için buraya kaç S kaldı? 3S. Tekrar söylüyorum. Yan kenar oranı 1'e 2 değil mi arkadaşlar? Evet. O halde alan oranının da 1 bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 4 kadar olması lazım. Yani tepede kalan alan S ise tüm alan 4S olacak. Burası S ise buraya kaç kaldı o halde? 3S. Üst tarafın tamamı kaç oldu? 4S. O zaman şurası da aynı değil miydi? 4, 4 daha kaç yaptı? 8S yaptı. Şimdi geldik arkadaşlar hemen şuraya. Bakın bulundukları eğer şu doğruluk bakın şurası ve şurası bulundukları kenarların orta noktaları ise bu doğruyla kırmızıyla çizdiğim doğruların birbirine ne olması gerekir arkadaşlar? Birbirine paralel olması gerekir. Şimdi şuradaki üçgene lütfen bir bakalım. Şuradaki üçgenimize bakalım. Burada kötü küçük genelimizde 1'e 2 oranı yok mu? Evet. Yani 1'e 4 oranında alanının olması gerekiyor. Alan o zaman buraya S dersen buranın 3S. Aynı şuradaki gibi. 1'e 3 oranı. Geldik aynı şey kim içinde geçerli arkadaşlar? Şuradaki üçgen içinde geçerli. Bakın. Buradaki üçgen içinde 1'e 2 oranı mı var? Evet. O zaman buraya S dersem 1'e 2 yan kenardaki 1'e 2 oranı alan üzerinde 1'e 4 oranı. Yani S'e 3S oldu burası da. Evet bakın S'e 3S. Şurası da S'e 3S'ti. Şurada da bakın bunlar birbirine gene nedir? Bakın şu doğrular birbirlerine paralel olduğu için bunlar da. Şurada da nasıl bir durum oluştu? Bakın şuradaki şekilde gene S'e 3S oldu. Güzel. Buraya geldik arkadaşlar. Burada da gene doğrular ne? Şu doğrular birbirine paralelse yan kenarda 1'e 2 oranı varsa alanda 1'e 4 olmalı. O halde burası S'e. Burası ne olacak arkadaşlar? Buraya kaç kalır? 3S kalır. Şimdi Buraya baktığımızda arkadaşlar ne oldu şurası? 5S oldu değil mi? Şurası 5S oldu. Peki ben şöyle ortadan şöyle çizecek olsam. Şurası 5 ise buranın şu bölgenin tamamı da 5S. 5 de burası kaç oldu? 15. 5 de şu bölge olacak 20. Tamamı kaçmış arkadaşlar? Tamamı 20S olacak. Peki şuraları sayarsak şurada 5 var. 3 daha 8, 9, 12, 13, 3 daha 16. Kaç yaptı arkadaşlar? 16. Buradan da 16S'i çıkarırsam kaç S kalır orta kısma? 4S kalır. Orta bölgenin de arkadaşlar o halde 4S olduğunu görürüz. Evet, bu kuralımız da buradan geliyor. Şimdi geldik arkadaşlar bu özelliğimize. Bu özelliğimizde de gene az önce söylediğimiz gibi arkadaşlar Şuradan bakın. Ne demiştik? Şurayı arkadaşlar az önce de çizdiğimiz gibi şöyle bir paralel kenar çizdiğimiz zaman şöyle şuralarda ortadan bölecek şekilde şöyle 1-2 oranı 1'e 4 oluyordu. S'e 3S oluyordu. Dolayısıyla burası da 4S oluyordu. Peki. Şimdi arkadaşlar. Peki bunu bir de şöyle çizsem. Şöyle göstersem. Desem ki az önce de zaten bunu söylemiştik. Şurayı ortadan bölsün. Bir de şuradan çekin. Şurası da ortadan bölecek şekilde alırsak. Şimdi bakın tabanla Şuraya 2S desem arkadaşlar. Bu tabanın olduğu yer yükseklikler aynı olduğu için burası da 2S olacak mı? Yani şu üst taraf kaç S oldu? 4S oldu. Şuranın tamamında altta kalan bölgenin de 4S olmalı. Her bir tabanlarda da gördüğünüz gibi tabanlar eşit olduğu için yükseklikleri de aynı zaten arkadaşlar. Tabanlar da eşit olduğundan dolayı alanların aynı olması gerekiyor. Buranın tamamına 4S'i nasıl paylaştırım o halde? 2S'e 2S diye. Güzel. Kaç S yaptı burası arkadaşlar? Şimdi 8 S yaptı değil mi? Yani bakın şurası orta nokta olacak şekilde şuralar o halde ne oldu? Buralardan dolayı 2 S e 2 S oldu değil mi? Güzel. 2 S e 2 S söyledik. Peki ben şimdi arkadaşlar bakın buraya dikkatli bakalım. Şuradan şuraya çizdiğim zaman bakın Buranın ne olması gerekiyor? Şuradan da çizdiğimizde, bakın, buradan çizdiğimde, şurayla şurayı karşılaştıracak olursam, bunun yüksekliği, bakın, şuradan mesela şöyle uzattığınızı düşünün, bunun için bir yükseklik çizdiğimizi düşünelim. Şöyle bir yükseklik çizdik. Ne oldu arkadaşlar? Aynı mı? Yani şurası haşsa, burası da haş. Peki, şu beyazla kalan bölgenin arkadaşlar yüksekliği? 2 haşken bunun yüksekliği haş oldu değil mi? Tabanlar aynı olmasına rağmen bunun yüksekliği bunun yüksekliğin 2 katı olduğuna göre o halde bunun alanı ne olur buranın alanı da S olur. Peki 2 2 daha 4 1 daha 5 8 olması için orta kısma kaç kaldı? 3S kaldı. Şu orta bölgenin alanı da demek ki neymiş arkadaşlar? 3S oluyormuş. Bunları unutmuyoruz. 2S, 2S, 3S ve şurası da S olduğunu söyleyeceğiz bundan sonra. Gördüğünüz gibi. Şuralar ne oluyormuş demek ki arkadaşlar. Burada da görülen gibi buralar 2S 2S orta kısım 3S burası S. Yani bütün alan arkadaşlar bütün alan 8S ise, burası 3S burası 2 burası 2 burası S oluyor diyoruz. Evet. Geldik bir diğer alan kuralımıza. Şimdi bu alan kuralımız için de arkadaşlar şunu yapıyoruz. Şuradan köşegen çizilmiş değil mi? Şu köşegenin arkadaşlar şuraya A derseniz burası da A olmaz mı? Evet. Şuraya B dersek burası da B olmaz. Mı? Neden? Çünkü şuralardaki arkadaşlar mesela A, L, P, e, bir nedir? Paralel kenardır. Paralel kenarda köşegen alanı iki eş parçaya böler. Aynı şekilde P, K da nedir? Bir paralel kenardır. Paralel kenarda şu köşegen doğrusu alanı iki eş parçaya böler. Peki ben şuraya arkadaşlar eğer S dersem buraya da ne derim? S derim. Neden? Çünkü bakın A ve B'ler aynı, A ve B'ler aynı. E, büyük paralel kenar için köşegen şekli ortadan ikiye bölecek. Buraya siz S derseniz bu üst tarafın alanı ile alt tarafın alanı eşit olması için buraya da ne demeniz gerekiyor? S demeniz gerekiyor. Evet artık arkadaşlar alan kurallarımızı söylediğimize göre artık örneklerimize geçebiliriz. Örneklerimizde şöyle gördüğünüz gibi bir paralel kenar verilmiş. Buna göre x uzunluğunu istiyor. Yan kenarımız arkadaşlar kaç? 8. Alt tabanımız kaç? x. Şimdi x tabanının yükseklik ne arkadaşlar? Bakın alanı nasıl hesaplayacaktık? Eğer taban olarak x'i alıyorsak x tabanıyla yüksekliği alacaktık. Eğer taban olarak 8'i alıyorsak 8 tabanına inen 12 yüksekliğini alacağız. Bu ikisini birbirine eşitlersek 6x eşittir arkadaşlar. Kaç yapar ya da direkt sadeleştirme de yapabilirsiniz. x buradan kaç olacak? 16 16 birim olacak diyoruz. Geldik diğer örneğimize. Bu örneğimizde de arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı açı ortaylar vermiş. Şuralara alfa dersem iç ters açılardan şöyle burası da alfa olacak. Alfanın karşısındaki 7 ise burası da 7 olacak. Bakın burasıyla burası birbirine eşit olacak. Aynı zamanda buranın da 7 olduğunu unutmayalım. Buraya arkadaşlar beta dersek şuradaki açıya beta dersek e, ters açılardan burası da ne olacak? Beta olacak. Betanın karşısı 7 ise bu betanın da 7 olmalı. Burası da 7 oldu. O halde şuranın tamamı kaç oldu arkadaşlar? Aynı zamanda AB kaç oldu? 14 oldu. Alan paralel kenarın tüm alanı nedir? Taban olarak 14 alıyorsam 14 tabanına inen yükseklik olan 5'i alacağım. Buradan da 70 cm kare olarak alanı bulacağım. Geldik bu örneğimize. Bu örneğimizde de arkadaşlar gördüğünüz gibi Yine ne yapmış? Ee, bir paralel kenar verdi. Paralel kenarın alt tabanını 10 vermiş. Buna göre bizden ne istiyor arkadaşlar? Alanı istiyor. Şimdi bakın iki tane ardışık aç ortayın kesişim noktasının kaç derece olacağını söylemiştik. 90 derece olacağını söylemiştik. Peki bir de arkadaşlar paralel kenarda şöyle bir özellikten bahsetmiştik. Şöyle yan kenara indirdiğimiz şöyle. Şuradan da şöyle bir dikme indirelim. Dikme. Yükseklik yani. Peki buradan da arkadaşlar şöyle bir yükseklik indirdiğim zaman. Şimdi bakın. Burada arkadaşlar şuna dikkat edeceğim. Burada bir ne oluştu? Dik üçgen. 3 Üç, 4. Şuranın tamamının kaç olduğunu söyleyebiliyorum. 5 olduğunu söyleyebiliyorum. Şimdi bir de şunu söylemiştik. Aç ortay durumda. Eğer şuraya arkadaşlar haş dersek. Burası da ne olacaktı? H. Aynı zamanda buraya haş dersem burası da ne olacaktı? H olacaktı. Bunu daha önce bahsetmiştik. Şimdi alan ifademiz nedir bizim arkadaşlar? Alanı nasıl bulacağız? Alan eşittir. 10 tabanını alıyorsan yükseklik olarak kim alacağım? 2 haşı alacağım. Bizden nereyi istiyor arkadaşlar? Zaten bu ifadeyi istiyor. Peki. Şimdi biz burada şunu yapsak arkadaşlar. Bakın alan için. Şuradan önce bir haşı bulmamız lazım değil mi? Bizden istenen bu. Peki şu dik üçgenin alanı neydi arkadaşlar? 4 çarpı 3. Yani hemen şöyle alan ne diyelim? B, E, C üçgeninin alanı nedir? 3 çarpı 4 bölü 2'den arkadaşlar kaç oldu? 6 oldu alan. Peki aynı alan aslında şuradan yapmaya kalksaydım. Taban olarak 5'i alsaydım. Yükseklik olarak da haş almış olsaydım. Bakın 5 tabanına inen yükseklikte haş olduğu için bölü 2 deseydim haşı buradan kaç bulurduk? 12 bölü 5 olarak bulurduk. Haşı arkadaşlar 12 bölü 5 bulduysak gelin yerine yazalım. 10 çarpı 2 çarpı 12 bölü 5. 5'le ile bunu sadeleştirdik. Kaç yaptı burası arkadaşlar? 2 kere 2 4. 12 ile 4'ü çarptık. 48 cm kare olarak bulmuş olduk. Geldik bu örneğimize. Bu örneğimizde ne diyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi örneğimizde de şuraları bakın 4 vermiş 6 vermiş 40 vermiş 20 derece olarak vermiş şimdi ters açılardan burası 20 ise şu z kuralından da söyleyebilirsiniz burası 20 İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşitse burası 60 mı olur evet peki paralel kenarda köşegenler ne yapıyordu birbirini ortalıyordu burası 6 ise burası da mı 6 evet burası 4 ise burası da ne olacak arkadaşlar 4 olacak köşegenlerin birbirini ortalama durumu. abc'de paralel kenarının alanını bulunuz dedi. Alan neye eşittir arkadaşlar? Hemen alanı söyleyelim. Alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı köşegen kaç? Biri 12, 6, 6, 12, 7 4, 4, 8. Çarpı sinüs 60 derece olacaktı. 2 ile bunu sadeleştirirsem 6, 48 çarpı sinüs 60'ın değeri de Kök 3 bölü idi arkadaşlar bu da 24 kök 3 birim kare olarak alanı buluruz. Evet geldik arkadaşlar diğer bir sorumuza. Bu sorumuzda ne diyor? Gördüğünüz gibi şurayı 150 vermiş kenar uzunluklarını vermiş. Buna göre alanı bulalım. Bu özelliğimizi daha önce söylemiştik hatırlayın. A çarpı b çarpı sinüs alfa demiştik yani alan eşittir 6 çarpı 10 çarpı Sinüs 150 derece demiştik. Buradan da arkadaşlar burayı da düzenlersek ne olur? 6 çarpı 10 60. Sinüs arkadaşlar 150. 150 dereceyi 180'e kim tamamlıyor? 30. O halde 150 derecenin yerine ne yazabilirim? Sinüs 30 derece yazıyorum. Sinüs 30'un değeri de arkadaşlar 1 bölü 2 olduğundan bu da 31'in kare olarak bulmuş oluyoruz. Evet. Geldik bir diğer sorumuza. Bu sorumuzda da arkadaşlar şuradaki köşe açıyı kaç vermiş? 30 vermiş. Buna göre paralel kenarın alanını bulunuz dedi. Şimdi bu paralel kenarın alanını arkadaşlar e, şu şekilde bulabilirim. Normalde şuradan değil mi? Üç, önce üçgen alanını bulurum. Şu kısmın alanını bulurum. Şuranın alanını. Bunu 2 ile çarptığımda zaten bütün alanı bulmuş oluruz. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 15 çarpı sinüs 30'dan e, üçgenin alanını bulabilirim. Ya da ne yapmam gerekiyor? Şuradan arkadaşlar bir yükseklik alırsam. Bakın taban belli ama yükseklik belli değil Buraya h diyelim. Şimdi bakın 90'ın karşısı 15 ise 30. Burası ne oldu? 90, 30. Burası 60 derecelik bir üçgen. 90'ın karşısı 15 30'un karşısı neydi? Hatırlayalım. 30, 60 ve 90 derece üçgenlerinde 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. 60'ın karşısı a kök 3'tü. 90'ın karşısı arkadaşlar. 15 arkadaşlar. 15'in yarısı 30'un karşısında kime oluyor? Evet. O halde şurası kaç olacakmış? 15 bölü 2. Tüm alan ne olur arkadaşlar? Tabanımız 12. 12 çarpı ne olacak? Taban çarpı yükseklik. Yani 15 bölü 2. Bu da 6 çarpı 15. Şunu şunu sadeleştirdik. Burası da 90 cm kare olarak bütün alanı bulmuş oluruz. Evet Bu da bir diğer sorumuz şimdi bu sorumuzda da ne diyor şekil bir paralel kenar demiş e, AB gördüğünüz gibi dik demiş güzel e, Buna göre AB, BF'ye dikmiş verilenlere göre ABC'de paralel kenarın alanını bulmuş Biz paralel kenarın e, Paralel kenarda köşegenlerin birbirini ortaladığını biliyoruz Yani burasıyla burası eşit olacaktır arkadaşlar. Dikkat edin o halde ne oldu? E, B, F üçgeni. EBF üçgeni nasıl bir üçgen oldu? İkiz kenar üçgen oldu. İkiz kenar üçgende yükseklik tabanı kaç eş parçaya bölüyordu arkadaşlar? İki eş parçaya bölüyordu. O halde burası da nedir? İkidir. Şimdi şuraya H dersek arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Bakın şurası köşegenler birbirine ortalar dedik. Burası kaçsa Buranın tamamında aynı değer olması gerekiyor. Yani burası 2, 4, 6 ise buranın da arkadaşlar kaç olması gerekiyor o halde? 6 olması gerekiyor. Şimdi geldik arkadaşlar buradan alan ifadesini bulacağız. Şimdi şuranın bakın AB'nin nereye dik olduğunu vermişti soruda. BF'ye yani şurası arkadaşlar kaç dereceymiş? 90 derece. O halde şurası arkadaşlar bakın şu tabanımıza bakalım. Şuradaki tabanımıza bakarsak. Evet. Tabanımıza baktık. Ee, şuradaki dik üçgende arkadaşlar öklit bantısı bize ne diyordu? 90 dereceden inen yüksekliğin karesi bakın haşin karesi şu 2 ve 8'in çarpımına eşittir. 2 çarpı 8'e eşittir. Şöyle bir özelliğimiz vardı. Hatırlayalım hemen. 90 dereceden arkadaşlar şöyle 90 derece indiğinde şuraya M şuraya N dersek şuraya H diyelim. Şurası da H olsun. H'in karesi M ile N'nin çarpımıydı. Dolayısıyla H kare eşittir. 2 çarpı 8'den kaç oldu arkadaşlar? 4 oldu. Peki şu ek bilgimiz. H'i kaç bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. H'nin karesi seçti 16 ise h kaçmış? 4'müş. Bunu bulduktan sonra arkadaşlar h'i 4 bulduysak. Şimdi geldik bütün neyi bulmaya arkadaşlar? Bizden ne de istemişti? ABCD paralel kenarının alanını bulunuz dedi. Peki paralel kenarın arkadaşlar şuradaki taban olarak şu bakın 6 2 2 2 yani 12. Taban olarak 12'yi alırsanız taban 12, yükseklik 4'tü. Bölü 2 bize kimin alanını verir arkadaşlar? ABC üçgeninin alanını verir. ABC üçgeninin alanını verir. Bu da kaç yapar? Şöyle sadeleştirsem 24. Peki tüm ABC'nin bakın A, B, D dörtgeninin alanı da bunun iki katı değil mi? Bakın bundan kaç tane var? Bir aşağıda var. Bir de şöyle yukarıda var. 2 tane. Dolayısıyla 2 çarpı 24'ten bu da kaç yaptı? 48 cm kare yaptı. Evet. Geldik bir diğer örneğimize. Bu örneğimizde diyor ki taralı alanlar toplamı 30 santimetre kare olduğuna göre CDG kaç santimetre karedir diyor. Bakın zor gibi görünüyor ama aslında zor olmadığını şimdi göreceksiniz. Şöyle ki arkadaşlar lütfen şu kırmızıyla çizdiğim bakın şeklin yamuk olduğunu hatırlayalım. Şu şekli de nedir? Çünkü alt üst tabanlar birbirine paralel şekil nedir? Bir yamuktur. Yamukta Hatırlayın köşegenler böldüğü zaman arkadaşlar şekli dört parçaya böldüğünde köşegenler. Şu yan kenarların alanları neydi? Birbirlerine eşitti. Dolayısıyla burası A ise burası da A oluyordu. Peki şu e, bütün şekilden farklı olarak neresi var? Beyaz olan bölge var. Buraya da ne diyelim? B bölgesi diyelim. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? Bakın A artı B kime eşit arkadaşlar? Biz demiştik ki paralel kenarda hemen şunu hatırlayalım. Şöyle bakın. Şöyle çizdiğim zaman şurası A, şurası E, şurası B, şurası C, şurası D. Şimdi şu bölgede arkadaşlar ne var? A ve B var, doğru mu? Evet. Peki bunun dışındaki bakın A ve B'nin dışındaki bölgede kimler var? Sarı bölge ve A var. Sarı bölgenin alanı, sarı taralı bölgenin alanı 30 mu? Bakın. Ne demiştik biz? A artı B. Bakın A artı B kime eşitti? Şuralardaki üçgenlerin alanlarına eşitti. Yani şurada arkadaşlar bakın A ile B'nin toplamı kime eşit? Şu taradığım bakın taradığım bölgelerin tamamı. Bu bölgelerde kim var? Sarı taralı bölge var. Bir de A var. Doğru mu? Evet. Sarı taralı bölgenin alanı neymiş? 30'muş. Bakın A artı B eşittir. Nedir? A artı B şuraların aynısıdır. Dolayısıyla burada da A artı B nedir? Şuraların şu taradığım bölgelerin hepsi birbirlerine nedir? Eşittir. A artı B eşittir. 30 artı kim arkadaşlar? 30 artı A'ya eşit. Peki A'ları sadeleştirirsek B bölgesinin alanı ne oldu arkadaşlar? 30 oldu. Bizden nereyi istiyordu? C, D, G yani B'yi istiyordu. B'nin alanı da nedir arkadaşlar? 30 santimetre kare diyoruz. Geldik bu sorumuza. Bu sorumuzda da arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı oranlar vermiş ve şu yeşille taralı bölgenin alanında 12 vermiş paralel kenarın alanını istiyor. Şimdi AF'ye arkadaşlar X derseniz AE uzunluğunun tamam kaç X yapacak? 3X yapacak. Değil mi? AE'nin tamam 3X yapacaksa şuraya arkadaşlar K dersem şurası kaç K yapar? 2K yapar. Yani bunların bakın şuradan da şöyle bir uzunluk çizdiğimde burada ne oluştu arkadaşlar? Tüm şeklin yarısına sahip yarısı alanına sahip olan AED üçgenini gördük. Tüm paralel kenarın alanının yarısına eşit değil mi? Yani şu içerideki arkadaşlar çizdiğimiz ADE üçgeninin alanı tüm ABCD'nin yarısıdır. Ya da bu ADE'nin alanını 2 ile çarptığımda tüm paralel kenarın alanını bulacağım. Peki tabanımız K olduğunda arkadaşlar alanımız 12 mi? Evet üçgenlerde demiştik ki aynı yüksekliğe sahip. Bakın bunların yükseklikleri aynı olduğu için hem A, D, F üçgenin hem de D, F, e üçgeninin yükseklikleri şöyle haş, aynı haş olduğu için tabanlar oranı alanlar oranı eşitti. Işte. Tabanınız 12 ise arkadaşlar K ta K tabanına karşılık gelen alan 12 ise 2K tabanına karşılık gelen alanın 24 olması gerekir. Peki biz demiştik ki tüm alan arkadaşlar tüm alan şu içerideki alanın 2 katına eşitti. Dolayısıyla alan ABCD neye eşit olacak arkadaşlar? Alan ABC'de içerideki alanın yani 12 24 daha 36'nın 2 katı yani 72 cm kare olarak bütün alanı da bulmuş olacağız. Evet bu dersimiz burada bitti. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.